23 engelli eleman çalışıyor, engelli çalışıyor. Halı döküyorlar. Onu anlatmak istedim. Şu anda kendilerini dernek olarak engelli iş sahibi etme yönünde fizik engellilerle ilgili bir dernekler var ve bu derneğin bayağı toprak alanı var ve bugünkü toplantıda da işbirliği yapmak için İran'dan gelen Dr. Musa Bey ile de görüştüler. Onlarla işbirliği yapmak için müsaitiz. Bizim yerimiz var tabii. Onlarda olan olanakları kullanarak bir yerlere ulaşmak istiyoruz. Onu anlatmak istemişti. Evet, o zaman ben aynı soruları size de sormuş olayım. Azerbaycan'da bu konuda özel sektörün bir yatırımı var mı? Özel sektörün engellerle ilgili büyük çalışmalar yok. Yani yok. Peki devletin bu konuda hani işbirliği içinler, özel teşvikler, destekler? Evet, vergi alınmıyordu. Vergi alınmıyor engellilerden. Tabii özel teşvikler. Özellikle tarımda vergi yok bizde, sıfır. Devlet bize daha çok yardım edebilirdi ama biz savaş durumundayız şu anda. Biz savaş gidiyor. O yüzden de 1 milyona yakın mecburi göçmenimiz var kendi topraklarımız içinde. Yani engelliye o kadar ayrılmıyor herhalde. Evet. Yani savaş mağduru engelliler var 50 bine yakın. Evet. 600 bin engellimiz var. Yani bunun 50 bini savaş mağduru engellisidir. Böyle bir savaş durumunda olduğumuz için tabii devletin fazla desteği de yok. Biz de her zaman kendimize takımlarımız yemiştir ve yeniden açıyoruz. Hemen taş olarak. Evet. İşbirliği kurmak istiyoruz. Yani açıyoruz istiyorum. Müzakere... STK olarak. Burada gördüğüm sanılan Mirza Beylere ait tesisler var. 23 kişi çalışıyor tesislerde. Şimdi programda görüşmeler yaptılar. Böyle bir sera kurup Rusya'ya bir gıda konusunda ihracat etmeyi planlıyorlar. Ya böyle örnekleri tabii teşvik ede ede gelecek. Şimdi ben bir sonraki oturumda bu konuya ilgili birkaç şey anlatacağım. Ama sadece başımı söylemek istiyorum. Özellikle Mirza Beylerdeki hani Azerbaycan ortamını bildiğim için söylüyorum. Bunların 23 kişisi bizim Türkiye'deki 200 kişiye bedel. O yüzden bu konuda ben tebrik ediyorum gayretlerini. İnşallah daha iyi şeyler yapacak diyorum. Ben son sorum. Sizin ülkenizde yurt dışından gelip de bu konuda istihdam çalışması yapan var mı, yatırım yapan var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Şöyle zaten size bir sözümüz var. Yani sera yatırımımız için biz orada bizim TİKA kurumumuz var. TİKA özellikle kalkınma ve istihdam modellerinde destek oluyor. Biz de oradaki yetkililere bu talebimizi ileteceğiz. Yani
projemizin içini de şu sumusu doğduğumuz zaman TİKA'nın böyle güzel modelleri var. Mesela Bosna Erzek'te aracılı tesis kuruldu ve insanlar da üretiyorlar şu anda. Hem üretiyorlar hem satıyorlar. Doğru iş modeliyle gidildiği zaman TİKA her ülkede destek veriyor. Bunu Afrika'da dahil, Avrupa'da dahil, Balkanlar'da dahil, her taraf dahil. Sadece zaten burada şunu söyleyeyim. Yani hani özel sektör yatırım yapıyor ama engelleri almıyor diyoruz ya. Yani bu tek taraflı bir sorun değil. Birkaç başlı sorun. Onu birazdan işbirliği teşkilatının konuşumuyla konuşacağız. Teşekkür ediyorum ben Müzer Bey'le de. Şimdi müsaadenizle.